Liseler arası münazara yarışmasının finali yapıldı. Nizip Ticaret Odası ev sahipliği ve sponsorluğunda düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Liseler arası münazara yarışmasının finali yapıldı. Finale kalan Hasan Çapan Anadolu Lisesi ve Alkan Kız Meslek Lisesi geçmişteki insan mı yoksa günümüz insanı daha mı mutlu konusu üzerinde tartıştı. Yarışmada Hasan Çapan Anadolu Lisesi günümüzdeki insan daha mutlu konusunu savunurken Alkan Kız Meslek Lisesi geçmişteki insan daha mutluydu dedi. Kıyasıya süren yarışmanın sonucunda aralarında Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Karabacak'ın da bulunduğu jüri üyelerinin yapmış olduğu puanlama sonucu Hasan Çapan Anadolu Lisesi 1450 puan alırken Alkan Kız Meslek Lisesi 1470 puan alarak yarışmada birinci oldu. Yarışma sonunda birinci ve ikinci olan okulların öğrencilerine Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Jürilerimizde, bizlere müsaade ederse başlatmak istiyoruz. İlk olarak sözü ben Alkan Kız Meslek Lisesi'nden Nahide İnce'ye bırakıyorum. Allah'tan rahmet, tüm usulda da başsağlığı dilerim. Sayın jüri üyelerim, sayın misafirler ve değerli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere geçmişteki insanların daha mutlu olduğunu savunacağız. Konuşmama başlamadan önce sizlere günümüz insanlarını yapaylaştıran, yalnızlaştıran, dolayısıyla da mutsuzlaştıran bir canlandırma yapmak istiyorum izninizle. Ben, duymuyor musun beni? Hey! Anlaşılan arkadaş kendini yapay dünyaya o kadar kaptırmış ki beni duymuyor. Bilgisayarını açmış, gerçek dünyaya kapılarını kapatmış. Facebook'ta 422 arkadaşı var ama yalnız. Her gün onlarla konuşuyor ama hiçbirini gerçekten tanımıyor. İletişim kurarken ekrandaki isimlere değil, insanların gözlerine bakması gerektiğini unutmuş. Kendini toplumdan soyutlamış, aslında asosyal biri olmuş. Ego, kibir ve kendini pazarlama dünyası. En iyi yönlerini gösterdiği ama duygularını dışarıda bıraktığı bir dünya. Selamlaşmalar samimiyetsiz. Ve sizler kalkmış bana mutluluktan bahsediyorsunuz. Vardı. Şimdi birbirinin kuyusunu kazan insanlar var. Bu mu mutluluk? Kömür için bir ömür veren madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşlar, önce tezinizi çürütmek istiyorum. İletişim ve teknolojiyi yanlış kullanmakla ilgilidir bahsettiğiniz şey. Bu, o insanın kendini mutsuz etmesidir. Mutsuz bir hayatın etkisi değildir. Sayın jüri ve sevgili arkadaşlar, bugün burada günümüz insanının mı yoksa eski insanların mı daha mutlu olduğunu tartışacağız. Biz grup olarak günümüz insanların daha mutlu olduğuna inanıyoruz. Onlar sorgulanmıyor bile. En azından şimdi sorgulayan, hak arayan birileri var ve bu gelişmiş devletlerimiz sayesinde sağlanıyor. Geçmek istiyorum. Mutluluk insanın kalbine hitap etmekle olur. Ve kalpler sadece Allah'ı anmakla mutmain olur. Ben gibi. Teknoloji insanı yaşamını kolaylaştırır. Kolaylaştırmasına yararları da vardır. Ancak zararları daha çoktur arkadaşlar. Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarında 90 bin kişi öldü. 1,5 milyondan fazla kişi de yaralandı. Hadi ölen öldü diyelim. Geri kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalan insanlar nasıl mutludur diyebilirsiniz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Hemen sözler son öğrencimiz olan Harun'a bırakıyorum. Kaldırır mısınız? Pansiyon edeceksiniz bizlere. Biz ABD'de yaşamıyoruz ki, Türkiye'de yaşıyoruz. Türk anasını atasını bilir. ABD'den mi? Öncelikle tüm arkadaşlarımdan teşekkür ediyorum. Ben geçen sene Balıkesir Anadolu Lisesi'nden geldim.
Balıkesir, Antep, Nizip, Hasan Çapa'nın Doğu Lisesi 19 saat. Ben ailemle 6 ayda bir görüşme şansım var. O da 15 saatinde. Ama ben Facebook aracılığıyla kamerayla görüştüğüm an çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Karşı tarafı da tebrik ediyorum. Onların da kendilerine özgüveni çok iyiydi. Ben de şunu söylemek istiyorum. Dünyanın diğer ucuyla iletişime geçiyoruz fakat yan komşumuzu tanımıyoruz. Eskiden komşuluk vardı. Bunu söylemek istiyorum. Ben birçok münazara programına katıldım. Gençlerimizin, bütün okullarımızdaki öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini gayet güzel dile getirdiklerini gördüm. Ve Türk milletinin önü çok açık diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bu genç kardeşlerime tebrik ediyorum. Hakikaten atan da tutan da çok güzel. Atan güzel atıyor, tutan da iyi tutuyor. Çok keyifle izledik ve çok mutlu olduk. Biz ticaret ve sonrasında buna ev sahipliği yapmakta. Onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da yine bizim ev sahipliğimizde ben olacağını kurduğumdan şimdiden de söylüyorum. Bunlar gençlerimizin kendilerini ifade etme, kendilerini anlatabilme, kendilerini tanıtabilme bakımından çok olumlu hareketler, çok olumlu çalışmalar. Bunu burada katkı yapan, emeği geçen, başta Milli Eğitim Müdürümüze, hocalarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gençlerimize de başarılar diliyorum. Bir eve geldiğim gibi başlatmıştık biz bu münazarayı. Amacımızı zaten az önce başkanımız da çok güzel ifade etti. Kendine özgüveni gelmiş bir gençlik yetiştirmek. Karşılıklı saygı sevgi içerisinde tartışma ortamını sağlamak. Barışının nasıl yapılacağını biz büyüklere de olsun göstermek. Ben öncelikle iki okulumu da tebrik ediyorum. Çok harikaydı, çok güzeldi. Ve burada seyrederken şunu da gördüm değerli dostlar. Gerçekten geçen yıla göre bu yıl %100 fark olmuş gençlerde. Hepsini tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok az bir fark var tabii birinci ve ikinci arasında. Ben önce tekrar hani hep soldan başladım, soldan başlayayım. Kız meslek lisemiz, pardon Alkan kız meslek lisemizin aldığı puan 1472. Ve sağımda olan Hasan Çapan Anadolu Lisesi'nin puanı ise 1450.